herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Artık günlerin değil haftaların nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Her gün farklı, çok kıymetli bir hocamızı davet ediyoruz. Bugün de çok kıymetli bir doktor arkadaşımı davet ettim ve kendisiyle çocuk ve spor ve özellikle de bisiklet sporu hakkında konuşacağız. Doktor Ahmet Yağcı, uzman doktor. Kendisi dahiliye uzmanı. Fakat bu konularda gerçekten çok tecrübeli bir tecrübesi var, bilgisi var ve bizlerle onun paylaşmasını arzu ettik. Sağ olsun bizleri de kırmadı, geldiler. Bize canlı yayın sırasında çocuk ve spor hakkında sorularınız olursa, sormak isterseniz 0212 alan koduyla 454-55-06 ve yine 454-55-07 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Önce çocuğum.com web sitemizde hatırlatıyorum efendim. Eski video görüntülerimize ulaşabilirsiniz. Eski hocalarımızın köşe yazılarına ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı yapabilirsiniz ve sorularınızı oradan da yöneltebilirsiniz efendim. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli? Görüşmeyeli iyiyiz. Görüşmeyeli iyiyiz. Gecemiz gündüzümüz birlikte geçtiğinden doğru dolayı görüşmeyeli nasılsınız sorusu iyi gitti. Evet öyle. Sabah bile hiç sabah gelirken bile size birlikte gelme durumumuz evet. Oldu. Yakın oturuyoruz. Ta ki neredeyse 1-1,5 kilometre kadar bir yürüyüş yaptınız. 900 metre evet. Evet. Fazla değilim. Hani size bilmiyorum bize çok geliyor size yanınızda. Evet. Şöyle diyeceğim ben. Gerçekten hani siz görebildiğimiz kadarıyla çok hareketli bir yaşam tarzınız var. Evet. Hani gerek bisiklet, gerek yürüyüş, gerek koşu hemen hemen tüm spor dallarıyla uğraşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Hani normal bir dahiliyeci olarak da yaşam tarzı gittikçe inaktifleşiyor mu? İnsanlar daha hareketsiz bir yaşam tarzına doğru gidiyorlar diye düşünüyoruz. Ve bu da tabii belli şeyleri birlikte beraberinde getirmek durumunda kalıyor. Doğru, doğru. Yani gündelik hayatta insanların giderek hareketsizleştiği ve ulaşımları için olsun, diğer işleri için olsun çok fazla araç kullandıkları, kol gücünü ya da bedeni kuvveti kullanmadıkları bir gerçek. Bu da işte malum işte obezite, metabolik sendrom gibi hadiselere sebep oluyor. Yani hipertansiyonun artmasında da, obezitenin artmasında, diyabetin artmasında, kandaki yağ oranlarının artması da insanların hayat tarzının değişmesiyle, gündelik işlerinde araç kullanmalarının artmasıyla da yakından alakalı. Çocukluk çağında bizim gördüğümüz inaktif yaşam ve çocukların bilgisayar başında fazla kalmaları, çok fazla televizyon seyretmeleri, bunun getirisi olarak da işte obeziteye karşı eğilim, metabolik sendrom durumları söz konusu. Bunlar ileriki yaşama da tesirleri... Tabii. Yani çocukluk obezitesi tabii sizin konunuz ama bu ara bizim kongrelerimizde de çok bahsediliyor. Çocukluk obezitesinin ileriki yaşlarda diyabet, hipertansiyon, obezite ve yağ profilinde bozukluk, metabolik sendrom dediğimiz bu birçok sistemi birden hastalandırabilen bir duruma sebep olduğu kesin. Yani çocukluk inaktivite ve obezitesi aslında hasta erişkin eşittir hasta erişkin. Eşittir hasta erişkin denebilir yani. Biz çocuklarımıza çok iyi bakmamız lazım. Çok iyi öneride bulmamız lazım ki size obezite olarak gelmesinler ileride. Evet, evet. Bize de iyi anne baba desinler. Aa ne güzel bakıyor çocuğuna desinler. İyi olur evet. Gerçekten öyle. Şimdi fiziksel aktivite deyince spor düşünmemek gerekir herhalde değil mi efendim? Çocukluk çağında hani o oyun becerileri çocuklar bazıları çok hareketli çocuklarını genellikle şey yaparlar. Problem olarak kabul ederler. Evet. Belli düzeye kadar olabilir gerçi. Bazı çocuklar da gerçekten evet. Hiperaktif şimdi olabilir. Şöyle çocuk canlısı hareket eden bir canlı. Yani siz ne yaparsanız yapın o hareket edecek. Yani İşte bir kısmı hakikaten çok hareketli olsa da, bir kısmı daha ağır çocuklar olsa da çocuk canlısının hayatında spor var. Ben mesela kız çocuklarının bu lastik oyunu vardır. Çok beğenirim onu. Bütün vücutları? Her yerlere çalışır ve zor bir oyundur. Önce işte bilekten başlar biliyorsunuz evet, biraz evet. Yukarı çıkarttılar. Evet. Diz en sonunda bele kadar çıkar ve hakikaten 10 yaşındaki bir kız çocuğu bakarsınız... Bu arada tombullar iyi yapamazlar. Dizden sonrasına çıktığında lastik bakarsınız ki çocuk şey yapamıyor. Hani tombul kaldıramıyor kendini. Ama sırım gibi kız çocuğu bakarsınız hakikaten hepsini bitirir falan. Veya işte seksek gibi oyunlar, ip atlama gibi oyunlar. Çocuklarda işte erkek çocukları
top peşinde koşarlar. 6-7 yaşından itibaren ve hani çocuk canlısı hareket eder. Sporunu bir şekilde yapar. Bu arada minik yönlendirmelerle bunu daha az zararlı şeylere yönlendirmek mümkün, hareketlere. Şehir hayatında yalnız çocuklar tabii harekete mutlaka eğilim de çocuk şehir hayatında çok fazla hani o uygun mekanlar tabii ki bulamıyor ve doğru. Hareketsiz kalabiliyor. Belki dikkat problemlerinin de temelinde bu da yatabiliyor diye düşünüyoruz. Evet. Hani sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Çocuk yeterli miktarda enerjisini sarf edemiyor bir taraflara. Doğru. Ve buna bağlı olarak da zaten birçok problemler de peşi sıra gelebiliyor. Doğru. Peki bir de şöyle bir şey desek, fiziksel aktivitenin, yani yeterli fiziksel aktivite çocuğa ne tür faydalar sağlar desek. Mesela işte özgüven duygusunu geliştirir. Mutlaka. Stresini azaltır. Birlikte sosyalleşmeyi sağlar. Hepsinin ötesi sosyalleşme, evet, ve birlikte, evet, hareket etmeyi. Fedakarlığı öğretir çocuğa. Birisiyle bir şeyleri paylaşmayı öğretir. Ben bu süreci, yani sokakta büyüme sürecini çok iyi yaşayan nesilden geliyorum. Yani bütün gittiğimiz yerlerde babamın asker olması sebebiyle birçok yere gittik, birçok ilde bulunduk. Her gittiğimiz yerde işte yeni insanlarla tanışırsın. Yeni bir top ekibi, yeni bir oyun ekibi olur. İşte bir şeyler paylaşırsın. Hani işte nedir, salçalı ekmeği bile şey yapardık işte annemiz. Yarım ekmek içerisinde salça sürerdi. Arkadaşımızla ortadan bölersin, yersin, oynamaya devam edersin şeklinde. Bu aktivitelerin insani yönü geliştirici özelliği de var. Normal şartlarda kemik gelişimi açısından da yeterli hareket, egzersiz artı yeterli güneş ışınlarına maruz kalmak. Güneş görme, o da öyle, evet. Çünkü çocuklar şu anda bir evden çıkmıyorlar. İkincisi, evet, de geçenlerde bir misafirimiz vardı, hocamız vardı. Ümit Ukuşal diye bir hocamız vardı. Çocuk cilt hastalıkları uzmanı. Kendisi de söyledi. Yani koruyucu kremleri de biraz abartarak kullanıyoruz. Evet. Yani neredeyse yaz kış sanki dört mevsim kullanılması gereken bir yaklaşım içerisine giriliyor. Evet. Hocamız da orada bahsetti. İlk 6 ay kesinlikle dedi önermiyoruz. 2 yaşına kadar da sadece seçici zamanlarda, özel durumlarda. Çünkü bu koruyucu güneş kremlerinin ultraviyole A ve B ışınları direkt olarak yansıtıyor. Yani faydalıları da gönderiyor. Ne kadar, evet, güzel, %100 koruyor diyor. %90 iyi de bize güneş ışınları lazım. Lazım. Evet. O zaman da belki siz çocukluğunuzu ne kadar güzel bahsettiniz. Yani belki beslenme olarak da işte bir salça ekmekle idare ettik, paylaştık dediniz. Ne kadar güzel zaman. Evet. İnsan acıkmıyor ki, biz de kendimizi de hatırlıyoruz o şekilde. Aynen. Okuldan geldiğimiz gibi çanta direkt olarak böyle uçarak giderdi. Evet. Kapıdan atılır ve devam edilirdi. Hatta şey, ayakkabılar bile. Arkasına basılmış ayakkabıyı direkt ayakkabılığa doğru atıp spor ayakkabıyı giyip çıkarsın. Öyleydi. Ne kadar güzel. Şimdi yaşam kalitesinde genel bir artış sağlamış oluyor uzun vadeli olarak. Esasında, evet, düzenli spor ve fiziksel aktiviteyle uğraşılırsa. Bir de yaşa göre tabii ki farklı sporlar yapılabilir. Biz genellikle çocuklarımıza 3 yaşından sonra ilk olarak yüzmeyi tavsiye ediyoruz. Ama, evet, dediğiniz gibi biraz önce bahsettiniz işte... çocukların yapmış olduğu aktiviteler işte sıçramadır, hoplamadır, koşmadır, ip atlamadır. İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi o kız çocuklarını özellikle çok seviyorlar. Seksekti, ip atlamaydı, evet. Yani jimnastik hareketleri yine 3-4 yaşından itibaren yapılabilir. Ama genellikle 5-6 yaşından sonra bizim meşhur, çok sevdiğimiz bisiklet, evet, sporuna yavaş yavaş o zaman geçebilirler herhalde. Evet, yani bisiklet konusunda zaten buraya hani... ben çocuk hekimi değilim. Özellikle bu konuda sizi davet ettik zaten. Bisiklet konuşmaya geldiğimi biliyorum ama hani işte çocuk sahibi bir insan olarak da bir de çocukluk çağını iyi hatırlayan bir insan olarak hani söyleyeceğim laflar var ama tabii ki bisiklet konuşacaklarımızın başında. Evet, bisiklet herhalde 6 yaşından itibaren siz çocuk hekimleri de tavsiye ediyorsunuz. Bisiklet denge gerektiren bir spor. O yüzden belli bir yaştan itibaren olması. Evet, yani aklı başına biraz olsun gelsin. Hani bu farik ve mümeyyiz kavramı vardır ya. Hani, evet, yaptığının farkında. Yani işte 3 yaşında bir çocuk işte prize metal bir şey sokmanın farkında değildir. Ama 6 yaşında bir çocuk farkındadır. Bunu çok rahatlıkla kendisine anlatabilirsiniz. Bisiklet sporuna başlamak için de mutlaka hani birinci sınıf çağına gelsin
çocuklar diyorum. Ondan evvel başka şeyler, peki başka hediyeler alsınlar. Çocukların üç tekerli bisikletleri var. Yani onu bisiklet sporuyla alakalandırmak biraz zor gibi herhalde. Yok, o üç tekerli bisiklet... Oyuncak. Evet, yani onlar çocuğun işte az evvel bahsettik ya, yani çocuk canlısı hareket etmek ister. O hareket ihtiyacını şey yapacak, ne derler? Tatmin edecek bir şey. Geçen gördüm çok güzel bir şey, bir şey yapmışlar. Değişik böyle bir araç gibi bir şey yapmışlar. 2 yaşından itibaren binebilir, böyle kamyon gibi gözüküyor ama üzerine ata biner gibi oturuyorsun. Ayaklarını yere sürterek gidiyorsun ama güzel gidiyor yani malzeme. Mesela hani bu da onun spor ihtiyacını, hareket ihtiyacını karşılayabilir. Ama bisiklet biraz daha aklı başına gelecek ve ondan sonra alınacak bir şey. Peki bir çocuğa bir bisiklet seçerken, hani o yaştan itibaren düşündük kullandırmayı. Evet. Hani bir çocuğa bisiklet seçerken nelere dikkat edelim? Daha profesyonel ve biraz daha ileri yaşta gençler için de önerilerimiz mutlaka olacak ama bir çocuk için ilk önce bisiklet seçerken özellikle babalar, anne babalar nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi burada tabii ki ben anne babalara biraz ters gideceğim. anne babalar işte ben çocuğum için en iyisini, en pahalısını almak istiyorum diye düşünüyorlar. En gösterişlisini almak istiyorum. Yani böyle baktığın zaman işte çocuk en güzel bisiklete biniyor olsun istiyorlar. Veyahut da işte ona verdiğim hediye böyle bir şey olsun, iyi bir etki oluştursun gösterişli istiyorlar. Gösterişli biraz değil mi? Onu demek istiyorum. Ve o yüzden gösterişli ve her tarafından bir şeyler sarkar. Kötü şeyler alıyorlar. Yani gerçekten çok kötü bisikletler alıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir doktor arkadaş geldi geçtiğimiz yıllarda. İşte biliyor bizim uzun turlar yaptığımızı, işte şehirler arası gittiğimizi, ondan sonra hatta ülkeler arası bile gitmiş olduğumuzu bilen bir arkadaş. Ve bu arada hani dinleyicilerin bilmesi, seyircilerin dinleyici alışkanlığı var bende. Seyircilerin bilmesinde hiç zarar yok. Biz birbirimizin tur arkadaşıyız. Evet. Yani bisikletle çok uzun turlara gidiyoruz. Şehirler arası yollarda kullanıyoruz. Değişik 2 günlük, 3 günlük yerlerde bisiklet kullanmışlığımız var. Hani böyle bir ortaklığımız olduğunu. Son turumuzu da söyleyeyim bizimle İsterseniz. Son turumuz geçen hafta çok zevk aldığımız bir tur yaptık. Hollanda Kraliyet ailesinin ve Hollanda Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda Türkiye-Hollanda diplomatik ilişkilerinin 400. yılını atfen Avrasya geçişi yaptık. 1000 tane bisikletçiyle turuncu formaları giyerek madalyalarımızı aldık. Beşiktaş'tan başladık. Caddebostan'a kadar bisiklet sürdük. Köprüyü de kapattılar sağ olsunlar. Her ne kadar sürücüler bizi kornalarıyla protesto etseler de sizin yüzünüzden saatlerdir bekliyoruz burada deseler de. Bazıları da çok sevinç gösterilerini bulundular ama. Biz de çok keyif aldık bu son turumuzdan. Bir arkadaş geldi, dedi ki, konuya geri dönüyorum. Ben de çocuğuma bisiklet almak istiyorum dedi. Ben de ona şöyle dedim. Bak, alacağım bisiklet olabilecek en basit bisiklet olsun. İnce kadro, kesinlikle kadrosunda yay olmayan, ön arka amortisörü olmayan, sadece çatal, bir dağ bisikleti al. Dağ bisikleti alırsın, şehirde de biner, hiç problem değil. Ama her yerde tatile götürebilirsiniz. Şu özelliklere sahip olsun, şu fiyat aralığında bir şey bulursun dedim. Ondan sonra bizim komşumuz da aynı zamanda bu arkadaş. Sonra şeyi gördüm, bunun oğlunu gördüm. Bisiklet alınmış vaziyette. Dediğiniz o gördüğüm en kötü o Lenduha cinsi şeylerden bir bisiklet. Kadro kalınlığı oldukça fazla, çelik. Kadrosunda kocaman bir yay olan, sanki bu hani downhill dediğimiz dağdan iniş yapacak sanki bu çocuk. Önde arkada kocaman amortisörler, hani deli büyüklükte çamurluklar, gidonu vesaire aksiyon dedim. Bu ne böyle? Bir kaldırdım. Hakikaten yani şey çocuğun gibi ağırlığı kadar hayvan vardı. Leşi ağırlığında böyle şey yapamıyorsun, kaldıramıyorsun bisiklete. Ondan sonra ya dedi buna heves ettik, bunu aldık falan dedi. İyi dedim evladım.
Hani bir bitirinde ay, bunu gördük. Bir ay biner, bırakır çocuklar. Çünkü çocuk, çocuk yorulur. Zevk almaz. Arkadaşları yokuş çıkabilirken o çıkamayacak. Vites kullanımını beceremeyecek. Sonra bu tip böyle çok gösterişli bisikletlerin vites sistemleri falan da iyi değil. Yani bisikletin başka yerlerine para harcayıp çok parlak şeyler yapıyorlar. O zaman vites sistemleri firmalar, kalitesiz oluyor tabii. Vites sistemleri oldukça kalitesiz oluyor. Ve hani insanlara bisiklet seçiminde yardım etmeyi her zaman istiyorum. Tabii burada marka falan söylemiyoruz ama beni aradıklarında arkadaşlarım diyorum arkadaş işte kaç yaşında şu işte boyuna uygun bir bisiklet. Ondan sonra selesini ayarlamayı da işte nereden teknik destek alacağını da ben öğretirim sana yeter ki sorun diye zaman söylüyorum. Çok... Ama yani bana sorarlarsa da gidip böyle bisikletler alırlarsa da buluşuruz onu da söyleyeyim. Çok güzel. O zaman bisiklet çocukları bisiklet seçerken genel bir bisiklet seçimini birazdan konuşacağız ama çocukları bisiklet seçerken şatafatlı olabildiği kadar fazladan bir şeyler ihtiva eden geniş çamurlu olan ağır kadrosu, olmayacak. Ağır olmayacak. Çocuğun hafif, basit, bisikleti bir araç olarak kolay kullanabileceği ve gerekirse bunu ulaşımda kullanabileceğini anlayacağı bir şey olmalı. Ne derler? Bir faydalı bir şey olduğunu öğretmeli çocuğa. Efendim kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Ahmet Yağcı Bey ile tekrar muhabbetimizi sürdüreceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın. Bimex.com.tr'den siparişinizi verin. Pizza gibi hızlı gelsin. Bimex'ten bir dakika. Projeden gerçeğe. Durat Ağız, Akgül Seramik'ten. Bir karar veririz, yeni bir hayat başlar. Ürkek adımlarımız kararlı sevinçlere döner. Hayata nerede hazırlandığımız önemlidir. Beylikdüzü'nün kalbinde A kalite yaşam. Aris Park Residence. Evsel dönüşüm için Modoko'da indirim günleri başladı. Siz de Modoko'ya gelin, indirimli fiyatlarla hem mobilyanızı hem kendinizi yenileyin. Modoko, mobilyanın başkenti. Beylikdüzü'nün kalbinde 990 TL'den başlayan taksitlerle. Aris Park Residence. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik. İhlas Holding olarak bugüne kadar 15 binden fazla konut inşa ettik. Kaliteli yaşam merkezi anlayışımızdan asla taviz vermeden sizden aldığımız güçle büyüdük. Şimdi yeniden bir kez daha adımıza yakışanı yapıyoruz. İstanbul'un cazibe merkezi Beylikdüzü'nde Türkiye'nin en büyük konut projelerinden birini Kristal Şehri inşa ediyoruz. Düşlerinizdeki hayat uygun ödeme koşullarıyla sizi bekliyor. Kristal Şehir. Orman ürünlerinden kenar bantlarına, kapı kulplarından çekmece raylarına kadar tüm mobilya malzemeleri en uygun fiyata Yonpaşa Outlet'te. Projeden gerçeğe. Durat Ağız, Akgül Seramik'ten. Bimex.com.tr'den siparişinizi verin, pizza gibi hızlı gelsin. Bimex'ten bir dakika. Efendim tekrar merhabalar. Arkadaşımız Doktor Ahmet Yağcı Bey ile çocuk ve bisiklet sporu hakkında konuşuyoruz. Ahmet Bey, bu bisiklet kullanımı Türkiye'de ve dünyada kullanımı hakkında da birkaç şey söylemek ister misiniz? Bir vesileyle, toplantı vesilesiyle Danimarka'ya özellikle gitmiştik, Kopenhag'a evet. Gitmiştik. Böyle şok olduk. Bisiklet parkları var yani. Bisiklet otoparkları gibi. Binlerce bisikletin olduğu. Böyle kendimi, bir de seviyorum bisiklet kullanmayı. Böyle kendimi bir anda inanılmaz bisikletle çok keyifli hissettim. Ne kadar güzel dedim. Evet. Hatta kiralayıp kullandım orada. Evet. Dünyada bisiklet kullanımı tabii şey olarak... Transport amacıyla kullanılan yerler,
özellikle Güneydoğu Asya, Hindistan gibi ülkelerde insanların hayat şartlarına uygun, kendi kol bacak gücüyle sürülebilen, götürülebilen ve oldukça da pratik bir araç. Oralarda çok kullanılıyor. Üç tekerleklisi, iki tekerleklisi, hatta işte bu meşhur çekçekleri var Hindistanlıların. Hani adamlar 3.30 paraya sizi bisikletin arkasına yerleştirip bütün şehri gezdirebiliyorlar. Oralarda transport amaçlı, para kazanma amaçlı kullanımı çok fazla. Yahut da işte gündelik hayatın bir parçası olarak toplu taşımaya para vermemek için kullanımı çok. Yine Avrupa'da, işte İngiltere'de bisiklet yolları ve bisikletliye saygı ön planda. Yani hakikaten yayanın bütün haklarına sahip, ilaveten de bir araç olarak saygı görüyor. Mesela İngiltere'de bisikletliler yaya geçitlerini kullanabiliyorlar. Hani sürücüler yayaya ne kadar saygı göstermeleri gerekiyorsa o kadar saygı gösteriyorlar. İlaveten bir araç olarak kabul ediyorlar bisikletliyi. Yine kuzey ülkelerinde düz, Hollanda gibi, işte Danimarka gibi ülkelerde çok yaygın. Hayatın bir parçası. Oralarda belki sosyoekonomik durum iyi ama bu da hayatın bir parçası. Daha kolaylarına geliyor. Bisiklet yolları olsun, bisiklet parkları olsun, kilitleyebilecek yerler olsun. Bizim ülkemizde çok şey değil. Çok yaygın belli yönlerde var ama tabii. Ama çocukluğumuzdan beri bildiğimiz mesela iki il bisiklet dostudur. Birisi Adapazarı, birisi Konya. Hakikaten herkesin evinde bisiklet olan memleketlerdir buralar. Buralarda insanlar gündelik hayatın bir parçası olarak bisikleti kullanırlar. Bizim yaptığımız gibi tenezzüh, zevk alma maksatlı değil. Daha çok işte işe gidip gelmekte veya bir şey alıp getirmekte kullanırlar. Onu da öyle söyleyebiliriz. Peki, şimdi çocuğumuza bisiklet İstanbul oldukça zor. İstanbul bisikletli zor. İçin İstanbul tabii, çok tabii. Zor. İşte bizim parkur seçimlerimizi biliyorsunuz. İşte bir miktar şehrin dışına çıkmamız gerekiyor. İşte sahil bulmamız gerekiyor. Bisikletliye insanların alışkın olduğu yolları kullanmamız gerekiyor. Hani standart İstanbul'un her yerine bisikletle gidiyoruz, geliyoruz diyemiyoruz. Tabii. Mesela hani projemiz hastaneden evimize bir kere bisikletle gelelim mi yapamadık. Mesela ben evden Taksim 40 kilometre 2-3 kere yapabildim yani hayatımda gibi. Şimdi bisiklet seçimi biraz daha büyük çocuklarımıza, gençlerimize biraz daha özen göstereceğiz. Yani tabii evet. Baştan da ağır olmayacak, şatafatlı olmayacak ama bir de gençlerde bisikletler çeşit çeşit bir de. Yani çocuk bisikletleri ayrı da bir de gençlere veya biraz daha büyük çocuklara bisiklet seçerken işte dağ bisikleti olsun. Bir şeyi unuttuk ona girmeden önce. İnsanlara çocukları için en zararlı şeyi söyleyeyim bisiklet aldıklarında. Şu arkadaki destek tekerleri. O gerçekten ben de onu söylemeyi düşünüyorum. Asla destek tekerli bisiklet almayın. Alırsanız da hemen onları sökün. Sökün. Bisiklete çocuk nasıl alıştırılır? Hemen onu söyleyeyim. Bir, o arkadaki destek tekerlerini söküyorsun. Ben bakıyorum, birkaç kere oldu böyle. Apartmanımızın işte alt kat komşumuz kızına bisiklet almış. 3 ay geçiyor, hala çocuk destek tekeriyle biniyor. Şeye. Bu tamamen yanlış öğrenmeyi bir şey. Öğrenmeyi güçleştiriyor. 50 yaşında insanlara da ben bisiklet binmeyi öğrettim. Hiç binmemiş hayatında, 49 yaşına kadar hiç bisiklet binmemiş insana bisiklet binmeyi öğrettim. Olay şudur. Seleyi indiriyorsunuz, büyükler için de, küçükler için de. Yere ne kadar yakın olursak ağırlık merkezi o kadar. O açıdan öğrenmek açısından pedalları çıkartıyorsunuz. Ayak bastığımız pedalları çıkartıyorsunuz. Sadece pedal kolları kalıyor orada. Ve alıyorsunuz, diyorsunuz ki sen ayaklarını yere sürterek bir bin bakalım diyorsunuz buna. Orada siz bir kenarda elinize çayınızı alıyorsunuz. O gidiyor, geliyor. Mesela bizim hastanenin bahçesi uygun. Birkaç kişiye ben bu şekilde öğrettim. Rica ettiler. Ben kocaman adamlar yani iş adamı falan, tamam mı? Çok güzel. Ondan sonra pedalları çıkarttık. Hadi bakalım abi sen bin. Gidiyor o yokuşa kadar çıkıyor şoförlerin olduğu yerden aşağıya kendini bırakıyor. Hafta sonu tabii pazar gidiyor. O 10. 15. seferinde bir kere artık o yokuştan dengesini tutturmaya başlıyor. Ve ayaklarını sürterek dengesini sağlıyor. Ondan sonra el sallıyorsun, bana bak diyorsun bisikletin üzerindeyken falan. 2-3 kere daha gidiyor geliyor adam.
ya şu pedalları sen tak diyor. Takıyorsun pedalları, yarım saat 45 dakikada kişi bisiklet üzerinde dengesini sağlıyor. Ondan sonra da bitiyor. Bu işte beyindeki piramidal sistem, ekstra piramidal sistem artık şeye geçiyor. Bisiklete binmek ekstra piramidal sisteme geçiyor. Ondan sonra olay bitiyor. Çok pratik bahsettin gerçekten. Sakın ha çocuklara destek tekerle bindirmeyin. Bu işe bir saatinizi ayırın. Pedalları sökün, ayaklarını yere sürterek dengesini sağlamayı öğrensin. Özellikle de hafif yokuş bir yerde, inişinde özellikle insan iyi denge sağladığını şey yapıyor, karşıya bakmayı öğreniyor. O yüzden çocuğa bisiklet, erişkine de hiç fark etmez. 7'den 70'ine kadar bisiklete binmeyi öğrenmek isteyene bu şekilde öğretilir. Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi o zaman kısaca bisikletin çeşitlerinden bahsedelim. Çünkü alırken hangi tip bir bisiklet alacağız diye de düşünebiliriz belki. Evet, yani dedim basit bisiklet alsınlar. Bisikletler genel olarak ayrılabilir. Ama o kadar çok bisiklet tabii çeşidi var ki. Hani hangi birisini söyleyeyim? İnsanlar açsınlar, okusunlar ama şu anda yaygın olan bu dağ bisikleti dediğimiz cins. Her yolda kullanabildiğiniz için. Her yolda kullanılabilen kalın tekerli bisikletler. Ben insanlara buradan başlayın diyorum. Yani çocuklarınızı alacaksanız basit, ön çatal, arka çatal, kadro ve genel basit sistemden oluşan ama vites değiştirici sistem mutlaka kaliteli olan bir bisiklet alın diyorum. Tabii yol bisikleti dediğimiz hani yarış bisikleti denen bisikletler var ki bunlar yani inanılmaz çeşitliliğe sahip şeyler. İşte 10.000 euroluk falan bisikletler, karbon fiber bisikletler olabiliyor. Bir de şehir bisikleti dediğimiz dağ bisikletiyle yol bisikletinin ya da ortak yarış bisikletinin ortası olan şeyler var. Bisikletler var. Bunlar orta kalınlıkta tekerleri var. Hafif dişli. Yani asfaltı rahat tutabilen ya da parke zeminlerde gidebileceğiniz bisikletler. Daha yüksek sürat için değil de orta süratler için kullanılan bisikletler. Ben o zaman fren sistemini vakit kaybetmeden geçmek istiyorum. Fren sistemleri bisikletlerin nasıl? İsterseniz hızlı hızlı gidelim. Tabii, tabii. Bir kere şu şeyin adı gidon ya da halk arasında Galata meşhur didon evet derler. Tuttuğumuz yer standarda bağlanmıştır. Sol taraftaki değiştirici ön üç dişliyi, sağ taraftaki değiştirici de arkadaki işte 7 ya da 8 dişliden oluşan kaseti değiştirir. Vites sistemi bu şekildedir. Bisikletin ana yapısına kadro denir. Arka tekerin girdiği ön boru, selenin girdiği kısmın olduğu o metal kısma kadro denir. Ön dişli işte ayna kol denen kısım pedalın olduğu yer ve tabii ki işte frenlerimiz var. Fren sistemi için çok değişik frenler geliştirildi. Hidroliği, diski biz aldığınız ilk bisiklet pabuç frenli olsun, standart olsun diyoruz insanlara. Çok da şey değil. Bir telefon attığımızda izleyicimiz varmış. Ercan Bey hoş geldiniz efendim. Merhaba, iyi günler efendim. İyi günler efendim, buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim, buyurun. Dinliyoruz efendim, siz buyurun. Duyuyor musunuz efendim? Çok net duyuyoruz efendim, buyurun. Şimdi efendim özür diliyorum, ben yayın herhalde çocuklarda sporla ilgiliydi de ben yeni açtım televizyonu. Özellikle bisiklet konusunda daha ağırlıklı olarak konuşuyoruz ama spor konusunda konuştuk efendim, buyurun. Tamam hocam, ben şunu rica edecektim. Şimdi benim iki tane çocuğum var, birisi 12 yaşında, birisi 15 yaşında. Çocuklar şey için, bir tanesi hiperaktif oğlumun, spor yapıyor, bisiklete de biniyor. Diğer çocuğum da 12 yaşında, orta 1'e gidiyor. Gıdalarıyla ilgili, gıda beslenmesinden dolayı peynir ve diğer şeylerden yemiyor, hamur işlerinden yiyor ve evde bisiklet şey yapıyorlar. Bilgisayar başında oluyorlar genellikle. Sporu okul dışında yapmıyorlar. Spor alışkanlıkları okulun dışında yok. Büyük oğlum amatör olarak futbol oynuyor. Şu anda okul olduğu için, tatil okulda olduğu için spora gitmiyor ama benim öğrenmek istediğim şu, belki konu dışındaysa da özür diliyorum sizden. Hiperaktif olduğundan dolayı kardeşiyle ilgili uyumsuzlukları var. Bunların kardeşiyle arasındakini düzenlemek için, spor alışkanlıklarını alıştırmak için ne yapmamız gerekiyor? Peki efendim, çok çok teşekkür ederiz. Aradığınız için çok teşekkür ederiz. Çok özür diliyorum, çok teşekkür ediyorum. Güzel konulara değiniyorsunuz. Bu tür şeylerin okuldaki eğitimlerde verilmemesi,
çocuklara ailevi durumlarıyla ilgili diğer şeylerin de tamamlayıcı bilgi olarak verilmesini düşünüyorum. Bilmiyorum, biraz eğitim sistemi biraz şu anda çok değişik, karışık olduğu için aileler bile içerisinden çıkamıyor belki ama televizyon yayınları olsun, sizler olsun, sağ olun, bu konularda insanlara yardımcı oluyorsunuz. O konuda hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz aradığınız için efendim. Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi Ahmet Bey, yurt dışında birçok ülkede beden eğitimi diye dersler, bizde de var tabii ki. Bunların saatleri çok daha yüksek, 6-8 saat gibi saatler içerisinde. Oradaki bizdeki beden eğitimi dersine tamamen karşıyım. Tabii, bizdeki beden eğitimi dersleri zaten birazcık başka şeyler. Bizim uyguladığımız, özellikle tabii, bize uygulanan, yani tabii, şu anda ben 50 yaşındayım, siz benden küçüksünüz. Bizim dönemimizde uygulanan beden eğitimi dersinin korkunç bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani normal şartlarda okul içinde de özel spor kulüpleriyle birlikte yani bir şeyler yapılabilmesi gerekir. Özellikle dikkat bozukluğu olan çocuklarda özellikle spora yönlendirmek şart. Şart, ancak şöyle bir şey, bu ADD ya da işte ADD her neyse, dikkat eksikliği sendromlarında özellikle şehirde bisiklete binme konusunda doktorlarıyla, özellikle, doktorlarıyla çok iyi temas ederek, konuşarak çocuğu bisiklete yönlendirsinler, sıkıntı olabilir. Yani uygun zemin ve yerlerde diye düşünüyorum. Yani uygun zemin yer, evet, ama şehir içinde bir ADD'li yani trafiğe çocuğun açık olan yerlerde, trafiğe açık olan yerlerde. Dikkat eksikliği sendromu olan birisinde problem olabilir. Onu çok iyi konuşsunlar psikiyatristleriyle. Uygun şekilde bir spor okuluna yönlendirmelerini önerelim, evet, biz kendilerine. Evet. Mutlaka hani sporun çok faydası olacağını düşünüyoruz. Vites önemi nedir? Vitesli sitet kullanmanın önemi, evet, nedir? Vitesi nasıl kullanabilirler? Doğru vites kullanımı nasıl olur? İsterseniz bunlardan da bir bahsedelim. Çünkü bu konu çok önemli bir konu diye, evet, düşünüyorum. Şimdi artık vitessiz bisiklet yok gibi bir şey. Bütün bisikletler vitesli. Ve vites kullanımı hakikaten kişinin bisiklete binerken ki en kolaylaştırıcı şeydir. İşte o yokuşu çıktık mesela pazar günü. Nasıl çıktık? İşte şeyle, en küçük ön dişli, en büyük arka dişliyle çıktık. Şimdi bisikletin ön vites sisteminin ön dişlilerinde diyelim, herkesin anlayabileceği şekilde genelde 3 dişli vardır. Evet. 3x8, 3x7 gibi. Arka kasette de 7 ya da 8 dişli vardır. İnsanlar bununla çarparlar. 24 vitesli derler. Hayır, bisikletiniz 24 vitesli değildir. Öyle düşünmeyeceksiniz. Ön dişlilerin kullanılabileceği arkadaki dişliler vardır. Şimdi bunları aynı düzleme koyduğunuzu düşünelim. Önde 3 dişlimiz var, arkada 8 dişlimiz var. En büyük dişlimiz en sağda önde, en küçük dişlimiz solda. Şimdi sağdaki en büyük dişliyle arka kasetteki en küçük 3 dişliyi kullanacaksınız. Yani birinci vitesle 1, 2, 3 olabilir. 1 değil bu, 24 oluyor bu. 24 oluyor. Yani öndeki en büyük, arkadaki en küçük. 2 dişli arasındaki oran ne kadar şeyse, fazlaysa diş miktarı sayısı ne kadar fazlaysa o yüksek vites demektir. Ön büyük, arka küçük, yüksek vites eşittir. Evet. Öndeki en büyük dişliyle arkadaki en küçük 3 dişliyi kullanacaksınız. Yani ne olacak? Sol değiştiricinizde 3 rakamını göreceksiniz. Sağda da 7 ve 8'i göreceksiniz. 6, 7, 8'i göreceksiniz sağ değiştiricinizde. Evet. Onlar zaten göstergeli artık. Orta dişliyle, ön orta dişliyle arkadaki 8'in ortadaki 4 dişlisini kullanabilirsiniz. En ortadaki 4 dişlisini, yani 3, 4, 5, 6'yı kullanabilirsiniz. Soldaki en küçük dişliyle, ön dişlilerden bahsediyorum, arkadaki en büyük 3 taneyi kullanırsınız. Yani bu şekilde zinciriniz çapraz olmamış olur. Yani siz en büyük dişliyle saçma bir şekilde arkadaki en büyük dişliyi kullanırsanız sürekli zinciriniz atar. Evet. Yani bir paralel olacak şekilde en büyük dişliyle en küçük 3 dişliyi, orta dişliyle ortadaki 4 dişliyi ve en küçük ön dişliyle arkadaki en büyük 3 dişliyi kullanacaksınız. Şöyle desek Ahmet Bey, hani 1 ile 1, 2, 3, 2 ile 3, 4, 5, 6, 3 ile 6, 7, 8. Aynı kullanacağız. Aynen, evet, öyle. Aynen öyle kullanacağız.
Bunun tersini yaptığımız zaman bir kere sık sık zincirinizi atar. Bir alt vitese, bir üst vitese düşersiniz, şey olursunuz. Zinciriniz ayrıca şeylerden de, dişilerden de çıkabilir. Zincirin bakla dediğimiz birbirine bağlanan kısımların arasındaki ilişkiler bozulur. Ve bu da zincirinizin çabuk elden çıkmasına, değiştirici sisteminizin sürtünüp bozulmasına sebep olabilir. Ve bu şekilde düzgün kullanılan bir bisiklette şey yoktur. Yani sınırı yoktur. Binlerce kilometre kullanabilirsiniz. İşte bizim bisiklet arkadaşımız Hakan, hani herhangi bir emekli memurun arabasını kullandığından çok daha fazla kilometre yapıyor bisikletle. Biz o kadar yapamıyoruz belki ama hani hakikaten şey... Ve hiç ne zincir değiştirdiğini, evet, ne işte şey vites değiştirici sisteminin bozulduğunu görmedik. Niye? Doğru kullanıyor çünkü. Vites değiştirirken bir de hani vitese değiştirme esnasında, evet, ayağa kalkıp pedal basıp yüklenmek veya durduğu yerde bisikletin vitesini değiştirmemek. Evet. Hani bunlar da vites değiştirmenin de... Vites değiştirirken teker dönüyor olacak. Bir, aşırı basılıyor olmayacak. Hatta biz yokuşta vites küçültürken biliyorsunuz hafifçe... Bisikleti yokuşa paralel şey alıyoruz. O zaman değiştirmek değiştiriyoruz. Diye. Yani vites değiştirirken aşırı pedala yüklenmiş olmuyoruz ki değiştirici sistemimiz ve zincir baklalarımız bozulmasın diye. Bir de efendim şeyi söylemedim. Kadro ayarı. Hani çocuklarda o çok önemli, gençlerde. Yani boy boyuna uygun. Valla bu konuda şey yapsınlar. Hani bu işi iyi bilen bisiklet şeyleri var, dükkanları var. Dükkan demeyelim, bayağı güzel yerler. Şimdi belki biraz şey olacak ama hani bu beyaz eşyacılardan falan bisiklet almak çok süper bir şey değil yani. Hani, problem olduğu vakit alıp götürüp hani işte marketlerden falan hani işte Carrefour'da yaz, ay isim söyledik, işte bilmem bu büyük markette yaz kampanyası bisikletler 199 lira. Ya alacaksınız bisikleti de binemeyeceğiniz bisikleti almayın diyorum. Uzun vadeli binemezsiniz çünkü dediğiniz gibi, evet, çok şatafatlı ama çocuk bir ay sonra artık bisiklet sporundan da soğumuş nefret edecek oluyor, nefret etmiş oluyor. Bisikleti çalıştıramıyor, bozuluyor. Babanın vakti olmuyor, bisikletçiye götüremiyor. Bisiklet dükkanları var. Hakikaten çok düzgün, size anlata tatlı tatlı iş yapan insanlar var. Buralardan almak boyunuza uygun olacak, kadro sele, boyu. Kadro boyu bir de sele. Seleyi de ona göre ayarlayacaksınız. Hani hatta sizin çok güzel bir tabiriniz vardır. Bisiklet kullanırken, pedallara basarken dizler hafif. Şimdi o sele yüksekliği. Sele yüksekliği. Sele yüksekliğini öyle ayarlayacaksınız ki ayağınız pedalı bastığınızda en alt seviyeye geldiğinde diz çok hafif kırık olacak. Çok böyle minimal kırık olacak. Dümdüz olmayacak diziniz yani. O sele yüksekliği ayarı. Tabii bir de bisikletin sizin boyunuza göre hani şeyi yüksekliği önemli, kadro yüksekliği önemli. Onu da bilen birisiyle seçeceksiniz. İstanbul'da çok güzel bisiklet dükkanları var. Uygun şekilde bizi telefonla arayıp söyleyebiliriz kendini. Evet. Şimdi canlı yayında söyleyemiyoruz, evet, ama. Yani Eminönü'ndeki bisikletçiler dışında spesifik bu işi yapan dükkanlar var. Hakikaten bunlardan yardım almalarını istiyorum. Vaktimiz daralıyor herhalde. Çok daralıyor. Olmazsa olmazları da hızlıca isterseniz gösterelim. Çünkü mutlaka şimdi görüyoruz yollarda bisiklet kullanan insanlar kafalarına göre takılıyorlar. Evet. Ama bazı şeyler bisiklet ne olursa olsun gezmek için ne olursa olsun mutlaka olması gereken. Bir kere çocuklarınıza şunu öğretmeniz lazım diyorum insanlara. Kasksız bisiklete binilmez. Kesinlikle. Yani yolda anlattım işte, benim bisikletten bir düşüşüm var. Kaskım çatladı. Yani o kaskı attım, değiştirdim zaten yani. Zaten kaskı attık. Bir şey yok yani. Kask mutlaka olacak ve kask kafanıza uygun bir kask olacak. Kafayı kavrayan ve arkasından ayarlanabilen kask olacak. Gösterişli olmasının hiçbir manası yok. Kaskın en iyisi kafanıza en güzel oturan ve sizin rahat ettiğiniz kasktır. Ondan sonra bunsuz bisiklete binmemeyi çocuklara öğretsinler. Ve hiç de çocuklar önce utanıyorlar falan, ya bu ne biçim bir şey falan. Sonra alışıyorlar. Faydasını da onlara defaatle anlatmak, hatta gerekse kızmak. Oğlum kasksız biniyorsan kızım bisiklete, ben bindirmiyorum seni.
Bu konuda demek gönlüm lazım. El vermiyor bu şekilde. El vermiyor demek lazım. Eldivenler bir de. Ben isterseniz malzemeleri tabii getirdim. Bir kere benim şu çok uzun turlardaki uzun turlardaki çantam hızlıca hemen şey yapıyorum. Son dakikamız olduğu için. Bu ayrıca şu daha kısa turlarda kullandığım çanta. Hemen o çantanın neleri olduğunu hızla göstereyim. Son bir dakika olduğunu hatırlatayım efendim. Tamam. Bir alyan seti olduğunu, bir patlak setimiz var. Tekerleri tamir etmek için patlak setimiz. Basit bir şey. 2 lira bu. Tornavidamız, lastik değiştirme levyelerimiz. Evet. Bunların her birini toplam birkaç liraya yani 20-30 liraya tamamlayabileceğimiz şeyler. Tabii ki hepsinden önemlisi güzel bir pompanız olacak. Ben göstereyim, markası gözükmesin burada. Çok güzel. Yedek lastiğiniz mutlaka çantanızda olacak. Anında değiştireceksiniz. Öyle patlakla uğraşmak ikinci elde. İkinci defa da patlarsa. İstirahat ettiğiniz bir yerde. O zaman de, şey yaparsınız. İstirahat ettiğiniz bir yerde. Tabii. Bir de son şey olarak yaparsınız. Kasları gösterirsek. Kaskımızı şu soluğumuz. O da olmazsa olmaz. Şu kaskımız olmazsa olmaz. Şu gözlüğümüz mutlaka gözlerimizi çünkü tozdan, böcek, sineklerden, böcek, sinekten vesaire koruyacağız. Ve tabii ki avuçları jelli olan eldiven. Bisikletten düşmem diyen yalan söyler. Hepimiz düşeriz. En çok da ellerimiz yaralanır. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok çok keyifliydi. Ha, çok zevkli. İsterseniz bir de şeyimiz var. GPS cihazımız da var. Bunu da detay anlatırız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür çok keyifli. Keşke 2 saatlik bir program olsaydı da evet, uzun uzun konuşabilseydik. İsterseniz daha hatıraları anlatmaya da geliriz bir ara. Çok teşekkürler. Doktor Ahmet Yacı Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim pazartesi sabahı çocuklarda disleksi, öğrenme bozukluklarını konuşacağız. Doçent Doktor Osman Abalı hocamızla beraber olacağız. Pazartesi günü sabah tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın. İyi hafta sonları.